Tıp bilişimi çalıştayımızın değerli katılımcıları, öğleden sonraki programımıza hoş geldiniz. Veri yönetimi ve sistem geliştirme oturumu ile devam ediyoruz. Bu oturumda sırasıyla medikal ontolojiler, büyük sağlık verisi ve bilgi yönetimi, tıpta karmaşık sistemler, tıbbi sistemlerin modellenmesi, tıpta göz hareketleri takip teknolojisi ve sağlıkta nesnelerin interneti başlıklı sunumları birlikte izleyeceğiz. Şimdi medikal ontolojiler sunumunu, başlıklı sunumunu yapmak üzere ben sevgili Dilek Yargan hocamızı davet ediyorum. Sesim nasıl geliyor? Sesim iyi herhalde. Evet. Hepinize Ankara'dan selamlar. İlk önce tabii ki bu tıp bilişimi kitabının sayın editörleri Sevinç Gülseçen ve Nilgün Bozboğ hocalarımıza ve bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Aziz Zambak hocayla beraber yaptığımız medikal ontoloji çalışmalarını ben bugün sizinle paylaşacağım. Şöyle. Başlığımız medikal ontolojiler. Her şeyden önce ontoloji ne demekle birazcık başlamak lazım. Ontoloji dediğimiz şey ilk başta aklımıza gelen tabii ki felsefe olarak ontolojilerdir. Felsefe olarak ontolojiler varlığı varlık olması açısından inceleyen ya da varlığa ait kategorilerin formal biçimlerini inceleyen disiplinlerdir. Bunlar felsefenin içerisinde yer alırlar. Bilim olarak ontolojiler ise sınıflandırmalarla ilgilenir ve malumunuz yaşam bilimleri ve tıp bilim olarak ontolojiler yani bu alanlara ait varlıkların sınıflandırmaları bakımından en zengin bilim alanlarıdır. Fakat bugünümün konusu ne felsefi olarak ontolojiler ne de bilim olarak ontolojiler, teknik olarak ontolojiler yani bir bilişim teknolojisi olarak oluşturulan ontolojiler. Ontolojilerin ilk çıkışı veri temsiline bir standart getirmek içindir. Çünkü malumunuz veri hacmi artmakta, karmaşıklıkları olmakta ve veri çeşitliliğiyle başa çıkmak çok zorlaşmaktadır. Bu nedenle veriyi bütünleştirmek, yani ne isteriz mesela iki farklı laboratuvarın çalışmalarını aynı anda değerlendirebileceğimiz bir sistemi kullanmak isteriz. Dolayısıyla bu iki laboratuvar farklı dili kullandığı zaman, biraz sonra örneklerini göstereceğim, entitelere farklı isimler verdiklerinde makineler bu işaretlemeleri farklı anlayacaklar ve istenilen sonuçlar çıkmayacaktır. Dolayısıyla nihayetinde evet bir veri temsiline standart getirilecek fakat asıl amaç ne diye sorarsak, makinelerin bilgi üretiminde yer almasını sağlayacak olan yapıların ontolojiler tarafından sağlanmasıdır. Biz bunu istiyoruz. Şimdi bilgi temsilini de tabii ki söylemek lazım. Malum arada bu çalışmalara yabancı olanlar varsa onlara şunu söyleyebiliriz. Bilgi temsili bilginin makineler tarafından işlenmesi için gerekli olan temsillerin makineye yapılmasıdır. Bir sürü bilgi temsil sistemi vardır. Bunlardan, ontoloji bunlardan sadece bir tanesidir. Ve genellikle ontolojiler dediğim gibi veri standartizasyonu için kullanılır, veri bütünleştirmede, enformasyon erişim ve çıkarım, bilgi yönetimi ve nihayet bilimsel bilgi üretimi. Şimdi bilimsel bilgi üretimi bizim alanımızda yani ontologlar için en önemli çalışma alanıdır. Şimdi diyebilirsiniz ki işte veri bütünleştirme veya enformasyon erişim ve çıkarımında ontolojilerden başka bir sürü sistem kullanılıyor. Doğru. İstatistiksel yöntemler var, başka metotlar oluşturabiliriz. Fakat nihayetinde bizim istediğimiz doğru sonuçları verecek ve test edebileceğimiz, kararların test edilebileceği bir sistemi oluşturmaktır. Veri standartizasyonu içinde örnek olarak bunları birazcık göstermek istiyorum. Makina, sigma parantez içerisinde büyük harf K ile
Sigma büyük harf K'yi birbirinden ayırabilme yeteneğine sahip değildir. Dolayısıyla bunlar aynı biçimde etiketlendiğinde makina bunların aynı entiteye refer ettiğini, aynı entiteyi gösterdiğini öğrenmiş olur. Böylece işaretlemiş oluruz. Veya A proteini B proteini aktive eder dediğimizde ki aktive eder ilişkisiyle A proteini X genini aktive eder de ki aktive eder ilişkisi aynı değildir. Dolayısıyla biçimsel olarak aynı olsa bile bu iki aktive ederi ayırmamız gerekmektedir. Ontolojiler bu tarz bir standartizasyonu sağlamak için başat teknolojilerdir. Onlar bir kontrollü sözlük sunarlar ve kontrollü sözlükler yapısal notlamalarla beraber kullanılır. Buraları geçiyorum çünkü söz konusu büyük veri ise ve eğer biz bugün yapay zekayı birçok alanda kullanmak istiyorsak bunların başında bilimsel bilgi üretimine ontolojilerin katkısından konuşmak zorundayız. Bugün dakikalı yani saniyede, dakikada onlarca makale yayınlanıyor. Bir kardiyolog sadece kendi alanındaki makaleleri okumaya çalışsa ömrü vefa etmez. Ve tıp hekimleri biliyorlar ki sadece kendi alanları, kendi uzmanlıklarındaki alan yazın değil, aynı zamanda hastanelerden gelen raporlar, farmakoloji çalışmaları, gen çalışmaları bunların hepsi onlar için önemli veri kaynaklarıdır. Fakat bu veri kaynaklarına ulaşmak neredeyse imkansız hepsine. Peki ontolojiler bilimsel bilgi üretimindeki faydası ne olacaktır? Bir alana ait entiteleri tanımlayacaklar ve bu entiteleri, süreçleri, hepsinin arasındaki ilişkilerin bir şablonu bize çıkaracak. Bununla beraber formal aksiyomatik teorileri de koyacak. Bu ne demek? Mesela biraz önceki örneğimizde A proteini X genini aktive eder. Bunun formal olarak aksiyomatik yapısıyla beraber bütün sistem bir aksiyomlar kümesini verecek bize. Ardından da yapmak istediğimiz nedir? Aynen insanın yaptığı gibi bilimsel bilgi üretiminde biz nasıl bu teorileri kullanıyoruz? Makine de bu teorileri kullanarak yeni bilgi üretecek. Dolayısıyla ontolojilerin nihai veya işte biz ontologların hayali olan şey bilgi üretimindeki yerlerini tespit etmektir. Yazımızda bazı medikal ontolojilere örnekler verdik. Bunlara bakabilirsiniz. Bu tabii ki elbette bunlarla sınırlı değil medikal ontolojiler. Sadece tanışıklık yaratmak için size gösteriyorum. Ve birkaç notla ilerleyeceğim. Şimdi hastalık nedir sorusu aslında bilimin sorusudur. Yani hastalığı tarif etmek bu tıp hekimlerinin veya işte tıp felsefesinde çalışanların sorması gereken bir sorudur. Fakat hastalık var mıdır sorusu felsefi bir sorudur. Ve aşağıda gördüğünüz hekimler hastalık diye bir şeyin olmadığını, zihinsel hastalıkların taslamam kurmaca olduğunu bize söyleyebilirler. Burada önemli olan mesela Koch'un düşüncesini alırsak, Koch'un sistemini, tıp felsefi yaklaşımını alırsak buna uygun bir ontoloji kurmamız lazım. Bu ontolojinin de tanımlarının, kategorizasyonunun her şeyle tutarlı olması gerekir. Peki bu kategorizasyonun tutarlılığı için neye ihtiyacımız vardır? Orada da felsefi ontolojileri, yani üst düzey kategorilerin çok iyi anlaşılması gereklidir. Soyut nedir? Öz nitelik nedir? Örneğin kızamık şimdi bu kadar tıp hekiminin karşısında da konuşmak zor ama işte kırmızı lekeler oluşur. Peki bu kırmızı lekelerdeki o kırmızı soyut mu? Öz nitelik mi? Bunun ontolojik statüsü ne olacak? Bunu sisteme nasıl tanıtacağız? Gibi. Veya parça bütün ilişkisine, dokunun başladığı yer, dokunun bittiği yer, bunları formal olarak nasıl ifade edeceğimizi ve aynı zamanda formal biçimde söylediğimizde canlılığın zamansal boyutu ki çok önemlidir. Örneğin bir
varlığın zaman içerisindeki değişimlerini anlatmak istediğimiz gibi bir entitenin kendisini de zaman içerisinde anlatmak isteriz. Mesela çaprazlama tam olarak böyle bir şeydir. Çaprazlamada bir başlangıcı, bitişi varsa eğer o başlangıç ve bitiş içerisinde o entite vardır. Dolayısıyla çaprazlama deyip crossing over dediğimiz zaman onu orada bırakamıyoruz. Bunların hepsini düşünüp, üst düzey kategorileri düşünüp onun üzerine bir medikal ontoloji kurmamız gerekiyor. Ve tabii ki bunların formalleştirilmesi. Şimdi önermeler mantığıyla bu zamansal çıkarımları yapabilmemiz mümkün değil, yetersiz. Dolayısıyla öyle formal diller isteriz ki hem temsil güçleri çok yüksek olsun hem de çıkarım yapmaya çalıştığımızda, yani makineler bunları işlemeye çalıştığında karmaşıklık olabildiğince az olsun. Dolayısıyla formal dillerin belirlenmesi medikal ontolojiler için geçerli olacak. Onların işine yarayacak. Formal dillerin belirlenmesi son derece önemlidir. Dediğim gibi ne yaparız? Betimleyici mantıklar kullanılabilir. Zaman mantığı kullanılabilir. Gereken araçlar neyse onların tespiti önemlidir. Ve ontolojilerin değerlenmesi, ontolojilerin onanması kısmında ise yine interdisipliner bir yaklaşım görüyoruz burada. Şimdi ontolojilerin değerli doğrulaması ve geçerliliği elbette bir ontolog bunu yapabilir. Veririz ona bu alanda bu nesneler vardır, bunlar arasında bu tür ilişkiler vardır diye. Ontolog onları kodlar, girer. Çok güzel. Fakat biraz önce dediğimiz gibi eğer hastalık diye bir şey yoksa bu hastalığın sınıflandırılması nasıl oldu? Veya zatüre ile şizofreni arasında nasıl bir ilişki var? İkisi farklı hastalıklarsa eğer ve farklı durumlarsa bu durumların nasıl ifade edilmesi gerekir? Makinelerde bunların nasıl temsil edilmesi gerekir? Noktasında da tıp hekimleri tarafından bir konsensüsün oluşması gerekiyor. Dolayısıyla ontolojilerin değerlenmesi ve onanması dediğimizde interdisipliner bir yaklaşımın gerekliliğini görüyoruz. Harika bir formal dilimiz olabilir. Bu harika formal dille her şeyi anlatabiliriz. Yalnız makina onun karmaşık yapısını işleyemiyorsa yine istediğimiz sonuçlara erişemeyiz. Biz makinenin bunları işlemesini istiyoruz çünkü. Son olarak da her dilin kendine has söylemleri ve sözcük kalıpları vardır. Ve semantik yapılar her dile farklı çağrışımları getirir. Ontologlar der ki mutlaka daha önce yapılmış ontolojileri değerlendirin, onları kullanın. Evet, kesinlikle öyle. Ancak bunların Türkçeleştirilmesi doğru olmaz. Kaldı ki medikal ontolojilerde sadece alan yazın kullanılmıyor. Hastaların tanıları, yerel dilde söylenen kalıplar, hastalıkların tanımlanması, hastalıklara ait yerel söylemler, bunların her biri bir medikal ontolojide son derece kıymetlidir. Farmakoloji çalışmalarında kullanılan özel söylemler ve bunlar diller arası farklılık gösterir. O yüzden Türkçeleştirme yerine Türkçe ontolojiler inşa etmeye özen göstermemiz gerekiyor. Medikal alanda bu çok çok önemli. Çünkü sözel ifade, hastaların özellikle sözel ifadelerini bir şekilde yansıtmamız gerekecek. Toparlamak gerekirse ve kendi alanımla ilgili özel noktaları da söylemek gerekirse, medikal ontolojiler tıpta bir lingua franca oluşturmaya çalışır ve örtük bilgiye erişim aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanırlar. Felsefi olarak ontolojilerden faydalanmak zorundadırlar. Çünkü tıptaki nesnelerin, süreçlerin, ilişkilerin, kategorizasyonun doğru yapılması, gerçekliğin doğru tem sınıflandırılması için ve aynı zamanda formal dillerden de faydalanmak için, felsefi olarak ontolojilerden, bilimsel güncellikleri korumak için de bilim olarak ontolojilerden, dolayısıyla alan yazından faydalanırlar ve bilişim teknolojilerinden faydalanırlar. Bunların hepsiyle beraber de medikal ontolojilere erişiriz. Toparlarsak biyomedikal ontolojiler
Medikal ontolojiler biyomedikal öneme sahip nesnelerin, niteliklerin, özelliklerin, süreçlerin ve bunların arasındaki ilişkilerin sınıflandırılması ve bunların makinenin anlayacağı şekilde temsil edilmesi ki bu alanda sorguların yapılabilmesi, araştırmaların yapılabilmesi, bilimsel bilginin üretilmesi için oluşturulan teknolojilerdir. Kesinlikle tıp felsefesi ve felsefi ontolojiler olmazsa olmaz parçalarıdır. Ve Türkçe yine söyleyelim ve bitirelim. Türkçeleştirme yerine Türkçe ontoloji inşası tercih edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Dilek hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bu kıymetli bilgiler için. Ben ikinci sunumumuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Katılımcılarımızdan gelen sorular varsa bunları alıp kaydediyoruz ve bunların yanıtlarını kapanış oturumumuzda vereceğiz. Şimdi sıra ikinci sunumda Büyük Sağlık Verisi ve Bilgi Yönetimi. Sevinç Gülseçen ve Eda Çevik'in bir sunumu. Eda Çevik'i sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba. Sesle ilgili bir sorun yaşıyorum galiba. Merhaba. Sanırım sesim geliyor. Öncelikle olarak bu güzel çalışmaya imza atan Selin Hocam ve Nilgün Hocam başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Oturuma katılan tüm hocalarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Sevinç Hocam'la birlikte Büyük Sağlık Verisi ve Bilgi Yönetimi başlığını çalıştık. Bugün sizin karşınızda bunun sunumunu yapmak için bulunuyorum. Büyük Sağlık Verisi ve Bilgi Yönetimi ifadeleri aslında bakarsanız hayatımızda son 30 yıl içinde şekillenmeye başlayan kavramlardır. Çünkü bu geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda teknoloji hem bilgi iletişim teknolojileri hem de sağlık teknolojileri oldukça fazla gelişmiştir, değişmiştir. Bundan 30 yıl önce röntgen sonuçlarımızı filmler üzerinde alırken artık röntgen sonuçlarımız... Eda'cığım çok özür dilerim. Sesin çok az geliyor. Ya kulaklık takıp... Devam et ya da çok yakın, bilgisayara çok yakın bir şekilde sunmaya çalış. Şu an nasıl? Daha iyi. Geçtiğimiz 30 yıl içinde en basitinden röntgen sonuçlarımızı biz film olarak alırken... Bugün baktığımızda çeşitli sistemler aracılığıyla dijital halde doktorların önüne sunulmakta. Bir röntgen için belki de bir gün, iki gün bekliyorduk. Şu an röntgen çekilir çekilmez hemen doktorun önünde bu görüntüleri görebiliyoruz. Doğal olarak da bu sadece sağlık alanında değil, diğer tüm alanlarda da çok ciddi bir teknoloji dönüşümü oldu ve bir veri patlaması yaşamaktayız. Bu veri patlaması bizi bugün büyük veri, işte makine öğrenmesi ya da bulut bilişim gibi teknolojileri konuşmamıza sebep olan nedendir aslında. Hepsinin odağında da veri bulunmaktadır. Şimdi ilk olarak veriye dönüp baktığımızda veri nedir?
dediğimiz zaman veri aslında gözlenen özellikleri temsil eden semboller şeklinde tanımlanabiliyor. Ve bizim bunu kullanılabilir hale dönüştürebilmemiz için enformasyona dönüşmesi gerekiyor. Enformasyon dediğimiz şey ise kim, ne, ne zaman, nerede, ne kadar gibi sorulara cevap olarak tanımlanıyor. Bu çıkarımda veriler üzerinde yapılıyor. Yani veriler inceleniyor, işte çeşitli analizlerden geçiriliyor ve kim, ne, ne zaman gibi sorulara cevap haline dönüştüğünde artık bir enformasyon olmuş oluyor. Bilgi dediğimiz şey ise bu enformasyonun talimatlara çevrilmesini sağlayan deneyim ya da uzmanlık olmakta. Yani nasıl sorusuna cevap veriyor? Evet, biz mesela bir yemek yapıyoruz diyelim. Bu yemeği yapıyoruz ama yemeği nasıl yapıyoruz? Ocakta mı yapıyoruz? Fırında mı yapıyoruz? İşte içine tuz mu koyuyoruz? Bunları tam olarak bize talimatlar halinde sunan şey deneyimdir. Ve biz buna bilgi diyoruz bu deneyimlerin tamamına. Bilgelik dediğimiz şey ne yapılmalıdır sorusuna cevap verebilme yetisidir. Bunu bir hasta üzerinden örneklendirirsek, hasta geldi, işte verileri toplandı, veriler nasıl toplandı, ateşi ölçüldü, tansiyonuna bakıldı. Daha sonra bu bunu verilerde... Mutam ekran yapabilir miyiz sevgili Eda? Tabii hocam. Daha sonra bu veriler değerlendirildi, bir enformasyona dönüştü diyelim. Ve ne yapılması gerekiyor bu kişiye? Yani kişi hasta, işte birinin ona müdahale etmesi lazım. Bu müdahaleyi kim yapacak, nerede yapacak, ne zaman yapacak gibi sorulara cevabı da verdik. Fakat ne yapılması gerektiğiyle ilgili kısım artık bilgeliğin alanına giriyor. Bilgelik dediğimiz şey ne yapılmalıdır sorusuna cevap veriyor. Anlayış. Bu basamakta gördüğümüz üzere anlayış şöyle bir şey. Kim, ne, nerede, ne zaman sorularının nedenleriyle ilgileniyor. Her adımın nedenlerine verilecek bir cevabımız varsa anlayışımız artmakta. Yani veriyle enformasyon arasında ilişkiler anlaşılıyor. Enformasyonla bilgi arasında örüntüler anlaşılıyor. Bilgiyle bilgelik arasında ise ilkeler anlaşılıyor. Bu temel kavramlardan kısaca bahsettikten sonra size büyük veri kavramını anlatmak istiyorum. Bu Data Never Sleeps raporuna göre 2019 yılındaki rapor bu. Her yıl yeni rapor yayınlanıyor. Bir dakika içinde işte YouTube, Twitter, işte Google araması gibi sonuçların miktarlarını görebiliyoruz. Bu sadece internet üzerinde ve belirli işte büyük tanınan platformlarda yapılan veri akışlarını gösteriyor. Ama arka planda işte uydu sistemlerinin varlığı ya da işte akıllı ev aletlerinin birbiriyle görüşmesi, bizim giyilebilir teknolojiler dediğimiz akıllı saat, bileklik gibi teknolojilerin ürettiği verileri de düşündüğümüz zaman birbirinden çok farklı, çok karmaşık, çok fazla miktarda olan ve hızla büyüyen bir veriden söz ediyoruz. Bu büyük veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sağlık alanında da tabii İşte mesela GPS takılmış bir takip sistemi olan ambulansın ürettiği veriler de mevcut. İşte EKG verileri de mevcut. Ya da kişinin hasta kaydı oluşturulurken işte anamnez kayıtları da aynı şekilde veri olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak da hem çok hızlı bir şekilde büyüyen, hem karmaşıklığı çok fazla olan, hem de hacmi çok büyük olan bir veriden söz ediyoruz. Biz bunu büyük veri olarak tanımlıyoruz. Büyük veri ile küçük veri arasında genel olarak 10 tane fark sayılabiliyor. Bunlar ilk olarak hedefler.
Küçük veri dediğimiz şey genelde bir veri tabanında ya da bir e-tablo üzerinde tutulan veriden bahsediyoruz biz. Ve bir tek soruya cevap aranıyor bu küçük verilerde. Büyük verilerde ise amaç esnek, sorular daha değişken şekilde tasarlanıyor. İkincisi lokasyon. Lokasyon dediğimiz şey küçük veriyi biz kendi bilgisayarımızın hard diskinde ya da taşınabilir bir bellekte tutabiliyoruz. Fakat büyük veri için dağıtık sistemler kullanılıyor. Yani işte Amerika'da, Japonya'da, Çin'de, farklı sunucularda bulunan veriden bahsediyoruz büyük veri dediğimizde. Veri yapısı ve içeriği küçük veride tablolar daha çok yapılandırılmış veri dediğimiz tablo sistemiyle verilen veri. Fakat büyük veri işte metin dosyaları, ses dosyaları, konum bilgileri gibi karmaşıklığı fazla olan dosyalardan biz büyük veri olarak bahsediyoruz. Hazırlaması da farklı veriyi. Çünkü küçük veri kullanıcısı tarafından hazırlanıyor. Büyük veri ise birçok kişi ya da farklı kurumlar aracılığıyla hazırlanabiliyor. Yaşam süreleri de farklı. Küçük veri daha önce de hedefte de bahsettiğimiz gibi tek bir soruya yanıt almak için tasarlandığından dolayı o sorunun cevabı araştırıldıktan sonra büyük verinin küçük verinin yaşam süresi sona erdirilebilir. Fakat büyük veri daha uzun süre kalmak zorunda. İşte sağlık verileri yıllarca saklanmak zorunda. Banka verileri yıllarca saklanmak zorunda. O yüzden yaşam süreleri de birbirlerinden farklı. Yine ölçüm olarak farklılık gösteriyorlar. Küçük veride biz bir deney protokolü hazırlayıp ölçümleri buna göre yapıyoruz. Büyük veride farklı farklı protokoller kullanılabiliyor. Ve yeniden üretilebilirlik de farklı birbirinden. Küçük veriyi yeniden üretebilirsiniz. Bir anket çalışması yaptınız. Fakat anketörlerle ilgili yaşanan bir problemden dolayı çalışmayı yeniden yapmanız gerekiyor. Doğal olarak bunu belki tekrar karşılayabilirsiniz. Ama büyük verinin yeniden üretimi gerçekten çok zor ve neredeyse imkansız. Bütçeler olarak da birbirinden farklı. Bir küçük veri projesi başarısız olduğunda organizasyon bu başarısızlığı bir şekilde tolere edebiliyor. Fakat büyük veri projeleri çok yüklü miktarda maliyete sahip olduğu için iflasa kadar götürebiliyor organizasyonları başarısızlık durumunda. İç gözlem dediğimizde bir şey var. Küçük veride biz veriler satır sütun konumlarıyla ifade edildiğinden veri noktaları rahatlıkla bulunabiliyor. Bunların arasında geçiş yapılabiliyor. Fakat büyük veride iç gözlem denilen bir teknik kullanılıyor veri noktalarının belirlenmesinde. Analiz edilmeleri de yine farklı. Küçük veriyi bir kişi tek bir bilgisayar üzerinde analiz ederken büyük veride paralel işleme denilen birçok farklı bilgisayar kullanılabiliyor. Farklı donanımlar kullanılabiliyor. O yüzden de farklılıklar olmakta. Şimdi biz büyük veriyi tanımlarken hacmi fazla dedik, hızlı dedik, çeşitli dedik. Bunlar büyük verinin vasıfları olarak tanımlanıyor ve genelde bu üç vasıf en temel vasıftır. Tanımlamada da bunlar kullanılır. Fakat büyük veri dediğimiz, büyük verinin vasıfları dediğimiz şey, yani 2017 yılında Schaeffer tarafından bir V'lerin kronolojisi oluşturulmuş. 42 tane V'den bahsedilmiş bu kronolojide. Çok farklı, çok çeşitli V sayısına ulaşabiliyoruz literatüre baktığımızda. Ama en çok karşımıza çıkan 10 vasıf bunlar. Temel olan 3 vasıf da hacim, hız ve çeşitliliktir. Value dediğimiz şey değer, faydaya dönüşüm, sağladığı katkı. Şimdi bilginin bir değeri vardır. Bizim o bilgiyi elde etmek için harcadığımız maliyet ve bilginin bize kazandırdığı faydanın arasındaki fark bize bilginin değerini veriyor.
Büyük veride de aynı şey geçerli. Ne kadar katkı sağlıyor? Bu önemli bir özellik. Aynı zamanda değişkenlik dediğimiz bir vasfı var büyük verinin. Bu da ani ve düzensiz değişiklikler birdenbire verinin akış şekli değişebilir. Mesela güvenilirlik dediğimiz bir vasıf var. Bu da veri toplama işlemlerinin kalitesi ile ilgili. Bir nitel gösterge oluyor kendisi. Geçerlilik dediğimiz şey analitik çalışma veya süreç için kullanılan yöntemlerin yöntemlere uygunluğu verinin. Hassaslık güvenlik açığı olarak tanımlanabiliyor. Oynaklık dediğimiz şey bu elde ettiğimiz veri ne kadar süre için geçerli, değerli ve güvenilir. Şimdi şu an toplumun yapısına baktığımızda X nesli hala aramızda, sağ olsunlar, Allah uzun ömürler versin hepsine. Fakat bundan belki de bir 30-40 yıl sonra X nesline ait herhangi bir kişi aramızda olmayacak. Doğal olarak da X nesline ait olan bilgiler belki de geçerliliğini yitirmiş olacak. Bu oynaklık kavramı da açıkçası bu tarz verileri ne kadar süre geçerli kalacağıyla alakalı bize bilgi veriyor. Son olarak da görselleştirme. Büyük veride görselleştirme oldukça önemli bir vasıf. Biz normalde standart verileri, yani yapılandırılmış verileri, bu Excel tabloda tuttuğumuz verileri görselleştirirken çeşitli çarklardan faydalanıyoruz, diyagramlardan faydalanıyoruz. Fakat büyük veride bu diyagramlar ve çarklar çok geçerli olmuyor. Animasyon gibi yöntemler olmak zorunda. Yani görselleştirilmesi tamamen farklı küçük veriye göre. O yüzden de hatta büyük verinin ilk kullanıldığı tanım bir görselleştirme problemi üzerinden çıkmış. 1997 yılında yüksek boyutlu verilerin görselleştirilmesini konu olan bir makalede büyük veri kavramı ortaya çıkmış. Ve o yüzden görselleştirme oldukça önemli bir vasıf. Hep verinin yapısının farklı olduğunu söylüyoruz büyük verinin yapısının. Büyük veriyi biz dört şekilde sınıflandırıyoruz veri yapısı olarak. Baktığımızda literatüre yarı yapılandırılmış ve neredeyse yapılandırılmış verileri bazen birlikte de görebiliyoruz. Yani üç sınıflandırma da olabiliyor. Yapılandırılmış veriden kasıt, ilişkisel veri tabanı sistemlerinde bulunan veri. Yani sütun ve satırlarda saklanan veri yapıları. Yarı yapılandırılmış veri ise düzensiz veya eksik olabilen, hızlı veya öngörülemeyen şekilde değişen veri yapıları. Bunlar XML verileri olabiliyor. Genellikle işte e-ticaret siteleri kendi tedarikçileriyle haberleşirken XML verileri üzerinden haberleşmelerini sağlıyorlar. Neredeyse yapılandırılmış veri ise web tıklama akış verisi, sunucuda saklanan veriler. Bu neredeyse yapılandırılmış veri, yarı yapılandırılmış veriyle yapılandırılmamış verinin arasında kalan veri formatı. Genellikle metinsel verilerden oluşuyor ve özel bir teknoloji kullanılarak okunabiliniyor, biçimlendirilebiliniyor. Yapılandırılmamış veri dediğimiz şey ise özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte, fotoğraf video paylaşımının artmasıyla birlikte gündeme gelen bir veri yapısı. Ses, fotoğraf ve video verilerine biz yapılandırılmamış veri yapıları diyoruz. Büyük veriyi tanımlarken, daha doğrusu büyük veriden bahsederken yönetilmesi gereken bir kavram aslında bu. Bu yüzden de bir yönetim mimarisi önerilmeliydi. Ve bunda National Institute of Standards and Technology Big Data Public Working Group yapmış. Önerdikleri yönetim mimarisinde sistem orkestratörü mevcut. Bu
kişi gerekli veri uygulamaları faaliyetlerini tanımlıyor ve operasyonel süreçlere entegre ediyor. Veri sağlayıcı dediğimiz veriyi ilk üreten kişiler, işte sosyal medya için veri sağlayıcılar biz oluyoruz. Veri uygulama sağlayıcısı dediğimiz ise ağ, depolama ve veri işleme teknolojileri gibi altyapıdan sorumlu kişi. Büyük veri çerçevesi sağlayıcısı, büyük veri çerçevesi sağlayıcısı ise büyük veri uygulama sağlayıcısı bizim büyük veri ürünlerini üreten kişiler. Büyük veri çerçevesi sağlayıcısı altyapıdan sorumlu. Sistem yöneticisi ise büyük veri mimarisini yönetmekten sorumlu. Güvenlik ve gizlilik yöneticisi güvenlik politikalarını oluşturan kişi. Veri tüketicisi ise üretilen ürünü kullanan son kişi olarak tanımlanıyor. Büyük veri ekosistemi dediğimiz şey hem yönetim mimarisine hem işte büyük verinin vasıfları gibi sosyal kavramları hem teknolojileri bir arada gösteren bir yapı olarak tanımlanıyor büyük veri ekosistemi. Büyük verinin sürecine baktığımız zaman veriyi toplama, hazırlama, daha sonra analiz etme, işleme ve görselleştirme şeklinde akıyor. Veri toplamaya baktığımızda işte SQL, özel konnektörler yani bu giyilebilir teknolojilerdeki sensörlerden bahsediyor. Veri hazırlama dediğimiz şey veriyi ayıklama, temizleme, işte çoklu olan verileri tek hale döndürme, örnekleme ve filtreme işlemlerini kapsıyor. Analiz türleri işte istatistik, regresyon, sınıflanma, seri sınıflandırma, seri analizleri, zaman serisi analizleri, boyut azaltma gibi yöntemler. Analitik yöntemler gerçek zamanlı interaktif ve yığın işleme şeklinde veri işleme desenleri oluyor bunlar aynı zamanda. Görselleştirme de yine statik, dinamik ve interaktif şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların tamamı da bir büyük veri yönetim sürecini oluşturuyor. Sağlık verisi ve büyük veri aslında birbiriyle oldukça ilişkili olan kavramlar. 79 yılında sağlık verisi tanımlaması yapılırken işte bireylerin sağlık durumu, bireylerin tıbbi bakım hizmetlerini ve kaynaklarını kullanma, alınan sağlık hizmeti için finansman maliyeti ve kaynağı, çevrenin ve iş yeri koşullarının sağlığa etkileri, hastalıklar, sağlık sorunları ve sağlık koşulları göstergeleri, halkın bilgi ve tutumu, algılanan sağlık ihtiyaçları, sağlık uygulamalarına karşı geliştirilen davranışlar. Bu da örnek olarak aşı karşıtlığı verilmiş. Bu konuları içeren gözlemlerin tamamına sağlık verisi deniliyor. Bu tanımı incelediğimiz zaman görüyoruz ki aslında bir bakıma büyük veriyle ilgili olan tanımla da örtüşüyor. Nedir bu? İşte hacim diye bakarsak eğer bir toplumun sağlık verilerinin biriktirilmesi, depolanması oldukça yüksek hacmi aslında bize refer eder. Hız olarak baktığımızda hastanelerdeki hasta sayısını göz önünde bulundurabiliriz. Ve çeşitliliğe baktığımız zaman bu tanımda kişinin sağlık durumu, çevre ve iş yeri koşulları gibi çok farklı kaynaklardan elde edilen veriyi bize göstermekte. Doğal olarak da bizim sağlık verisi olarak tanımladığımız şey aslında hesaplamalı biyoloji, işte yüksek enerji fiziği gibi bilim dalları ile birlikte büyük veri kavramını doğuran bir çalışma alanıdır sağlık bilimleri de. O yüzden... ...leyebilir miyiz? Efendim hocam? Biz oldukça azaldı. Toparlayabilir miyiz? Tamam hocam. Bunlar büyük sağlık verisi kaynaklarını oluşturuyor.
Büyük sağlık verisini biz çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Yani ilaç yan etkisi azaltma, tıp araştırmaları, hassas tıp ve toplum sağlığı gibi alanlarda büyük sağlık verisi uygulamaları yapılmakta. Şimdi veriyi temel olarak aldığımız zaman dünyada işte Endüstri 4.0 denilen bir çağ açılmasına sebep oldu veri. Aynı şekilde sağlık alanında da Sağlık 4.0'ı gündeme getirdi. Sağlık 4.0, Endüstri 4.0 prensiplerinin sağlık alanına uygulanması şeklinde tanımlanıyor. Doğal olarak da fiziksel dünyanın anlık görüntülerini gerçek zamanlı olarak analiz edilerek kişiselleştirilmiş tedavi hizmeti sağlanması bekleniyor Sağlık 4.0'dan. Bunu yaparken de işte siber fiziksel sistemler, bulut bilişim gibi büyük veri analitiklerininle birlikte kullanıldığı teknolojileri kullanmak zorunda. Büyük sağlık verisi teknolojilerine örnek verirsek, giyilebilir teknolojiler, yani akıllı saatlerimiz, akıllı bilekliklerimiz, kablosuz vücut alan ağı, yine bu çeşitli sensörlerle vücudun üzerine ya da yakınına yerleştirilmiş sensörlerle oluşturulan ağı anlatmakta. Görüntü saklama ve iletişim sistemleri, işte bugün tomografi çektirdiğimizde görüntüler bu PAX sistemi üzerinde saklanmakta. Hastane enformasyon sistemi denilen şey hem yönetsel hem klinik alanda işletilebilen sistemler. İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri, doku örnekleri üzerinden arama yapabileceğiniz sistemler, gen veri bankaları ya da protein banklar, bize DNA ve işte protein yapısı ile ilgili bilgilerin saklandığı bankalardır bunlar. Biyobankalar sadece gen ve genetik veriyi saklamaz, bunun yanı sıra biyopsi örneklerini de saklar. İşte medula ise en basitinden faturalama sistemi olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olarak tüm hastanelerin kullandığı, tüm sağlık merkezlerinin kullandığı bir sistem. Bilgi yönetimine baktığımızda, bilgi yönetimi aslında bilgiyi edinme, yaratma, paylaşmak, kullanmak, öğrenmek ve koruma amacı güden bir kavram, bir alan. Bir kuruluşun insanlarını, teknolojisini, süreçlerini ve organizasyon yapısını yeniden kullanım ve inovasyon yoluyla değer katmak için kasıtlı ve sistematik olarak koordine etmesi şeklinde tanımlanabiliyor. Burada da elde edilen bilgiler, yani bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların içinde saklı olan bilgiler, yine stratejik ve operasyonel hedeflere kullanmada, ulaşmada kullanılıyor. Bilgi türleri aslında temel ayrım var: açık bilgi ve örtük bilgi. Literatüre baktığınızda çok çok farklı bilgi sınıflandırmalarını görebiliyoruz. Temel olan açık bilgi ve örtük bilgidir. Fakat literatürde en sık karşılaştığımız şeyler asli ve prosedürel bilgi, genel ve özel bilgi de vardır bunlarda. Açık bilgiyle kastımız bilginin ifadeye dönüşmüş halidir. Yani bir yazı olabilir, bir metin, bir resim olabilir. İfade edilmiş ise bir kavram, bu artık açık bir bilgidir. Kapalı bilgi ise, örtük bilgi ise sezgi ve düşüncedir. Yani insanın zihninde olup biten bilgidir. Herhangi bir kaynağa henüz aktarılmamıştır. Asli bilgi dediğimiz şey önermeler, korelasyon veya formüller şeklinde ifade ediliyor. Prosedürel bilgi ise adım veya eylem dizilerini belirtiyor. Efendim hocam?
Genel ve özel bilgi ise herkesin bildiği ya da çeşitli bir zümreye ait, sınırlı kişide bulunan bilgiyi anlatıyor. Bilgi yönetim süreçleri, yine çok farklı bilgi yönetim süreçleri mevcut literatürde. Fakat 3 tane temel adım var bunda. Yaratma ve kodlama alt süreci, paylaşma ve yayma süreci, öğrenme alt süreci dediğimiz 3 adımdan oluşuyor. Bunlar için de çeşitli bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanabiliyoruz. Biraz hızlı gideceğim. Sağlık bilgi yönetimi ve sağlık bilgisi türleri dediğimiz şey, bilgi yönetiminin sağlık alanına uygulanmasına biz sağlık bilgi yönetimi diyoruz aslında. Bilgi yönetimi daha çok metodolojiyle ilgilenirken, sağlık bilgi yönetimi uygulama kısmını da rol alıyor. İşte 3 çeşit sağlık bilgisi türü var. Sağlayıcı bilgisi, doktor, hemşire gibi, hasta bilgisi ve organizasyonel bilgi dediğimiz bilgi mevcut. Bu bilgiyi elde ederken veya yönetirken de sağlık enformasyon sistemlerinden faydalanıyoruz. Sağlık enformasyon sistemleri aslında sağlık enformatiği adı altında işlenilen bir kavram. Biyoinformatik, görüntüleme enformatiği, klinik enformatik, halk sağlığı enformatiği gibi alanların birleşmesi ise biyomedikal enformatik yöntemler ve teknik ve teorileri altında işlenmekte. Bu sağlık kayıtları hastanede ya da işte birinci basamak sağlık merkezlerinde toplanılan kayıtların tamamı aslında çok daha büyük bir resme hizmet etmek için toplanıyor. Buradaki amaç halk sağlığı departmanına halk sağlığı politikalarının oluşturulmasında gerekli olan veriyi sağlamak. Şu an biliyorsunuz bir koronavirüs pandemisi yaşıyoruz. Bizim halk sağlığı departmanımızda Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendiriyor. Yani hastanelerden akan veriyle halk sağlığı departmanı çeşitli analizler yapıyor ve bu yaptıkları analizlerin sonucunu Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyor. O yüzden de bu sağlık kayıtlarının toplanması oldukça önemli bir konu. Daha büyük bir resme hizmet ettiği için. Sağlık işletmelerinde genel olarak veriler, yani birçok veri var. Fakat nadiren bir karar destek sistemine bunlar dönüştürülüyor. Özellikle stratejik olarak baktığımızda veri açısından zengin ama bilgi açısından yetersiz yerler olarak görüyoruz biz sağlık işletmelerini. Doğal olarak da daha fazla stratejik çalışma yapabilmek için de sağlık bilişimi alanının desteklenmesi gerekiyor. Literatürde sağlık bilişimine örnek verebileceğimiz şeyler mevcut. Mesela kişiselleştirilmiş tıp dediğimiz şey, sağlık bilişimi sayesinde, sağlık bilişiminin gelişmesi sayesinde kişiye özel sağlık hizmeti sağlanmasına konu alan bir alan. Mesela yaşlı takip sistemleri oluşturuluyor. İşte bileklik, cep telefonu ve büyük veri teknolojileri bir araya gelerek yaşlıların sağlık durumlarını anlık olarak bakıcılarına bildiriyorlar ve herhangi bir acil durumda yine gerekli olan ambulans hizmeti sağlanıyor. Yine kronik damar hastalığı risk hesaplamaları yapılabiliyor. Çin'de yapılan bir çalışmada tomografi sonuçları ve hasta sağlık kayıtları üzerinde kişilerin bu sağlık sorunundaki risk hesaplamaları gerçekleştirilmiş. Yine sıvı biyopsi dediğimiz bir teknoloji mevcut. Sıvı biyopsi doku bütünlüğüne zarar vermeden kandaki çeşitli moleküllerin ayrıştırılması ve veri analizi yöntemleriyle yapılan ve veri analizi yöntemleriyle gerçekleştirilen bir şey. Türkiye'de de sağlıkta istatistik ve nedensel analizler, mekansal iş zekası, enables, teratif tıp gibi uygulamaları mevcut bu sağlık bilişiminin. İzmir'de de yine bir eğitim araştırma hastanesinde yapay zeka uygulaması sayesinde kanalma biriminde bekleme süreleri azaltılmış. Sağlık kayıtları, sağlık bilgisi verileri 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
2019 yılındaki yönetmelikle aslında regüle ediliyor bizim ülkemizde. Bunun dışında özel teşebbüsler de mevcut, STK'lar da mevcut. Kişisel sağlık verileri çalışma grubu var ve çeşitli grupların bir araya gelmesiyle bu sağlık verileri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yani ülkemizde de sağlık bilişimi, sağlık bilgi yönetimi alanında çok büyük bir açık var ve eğitim sisteminin belki de bu yönde geliştirilmesi gerekmektedir. Kusura bakmayın, çok uzadı, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eda'ya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sunuma geçmeden önce bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Dinleyicilerimizin, katılımcılarımızın soruları varsa lütfen bunları chat bölümünden yazsınlar. Tüm bu sorular kapanış oturumumuzda yanıtlanacak. Elbette konuşmacılarımızın da bu oturumda hazır bulunmalarını rica ediyoruz. Evet, bir sonraki sunumumuz tıpta karmaşık sistemler. Sayın Uzay Çetin bu sunumu gerçekleştirecek. Buyurunuz lütfen. Herkese merhabalar. Evet. Bu güzel çalıştayı düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Sesim geliyordur diye düşünüyorum. Sunumun başlığı tıpta karmaşık sistemler ve veri bilimi. Adım Uzay Çetin. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocayım. Ve çok yeni bir TÜBİTAK 1512 girişim desteği almış olan Samirify girişiminde kurucusuyum. Evet. Ben bugün çok geniş bir konu olduğu için tıpta karmaşık sistemler ve veri bilimi ve çok da yeni ve taze bir konu olduğu için çok dar bir kapsamda ancak ele alabileceğim. Birincisi edineceğim, yani alacağım yaklaşımlardan bir tanesi veri odaklı hastalık ya da anomali tespiti üzerine bir iki ufak örnek, basit örnek göstereceğim. Aynı zamanda karmaşık sistemler tarafında da simülasyon temelli hastalık yayılım modeli. Yine en basit haliyle bundan bahsedeceğim. Bu öncelikle şu tanımı yapayım. Zaten herhalde buradaki çoğu arkadaş biliyordur. Epidemiyoloji aslında hastalıkların dağılımı ve görülme sıklıklarını inceleyen, nedenler araştıran bir tıp bilim dalıdır. Yani dağılım ve sıklıklarla ilgileniyor. Bunun geçmişte bu istatistiğin hastalıklar konusunda kullanımla ilginç örneklerden bir tanesi John Snow tarafından yapılmış. Bu Londra haritası, kolera haritası 19. yüzyılda nerelerde ölüm olduğunu tek tek böyle sıralamış ve dağılımını çıkarmış ve burada da kaynağının işte bir su çeşmesi olduğunu bulabilmiş. Daha o zamanlar mikropla ilgili herhangi bir şey bilinmiyor. Dolayısıyla istatistiğin ya da veri biliminin bir hastalığın tespiti konusunda ilk kez böyle bu kadar kapsamlı olduğunu görebiliyoruz. Chat'te galiba bir şeyler var. Pekala, tamam. Peki. Sesim gelebiliyor mu? Düzgün bir şekilde acaba? Sunum her şey yolunda mı? Evet, peki. Ben şimdi yolunda olduğunu düşünerek devam ediyorum. Şu an acaba istatistiği ya da veri bilimini hastalık tespiti için nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili çok basit bir örnek göstereceğim. Burada Google Trend artık veri temini için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Google'da insanların aramaları, sorguları tutuluyor ve bununla ilgili de istatistikler paylaşılıyor. Burada koronavirüs, virüs, maske gibi anahtar kelimelerin Google'da sorgulanma sıklıklarına bakıyoruz ve şurada bir peak yaptığını görüyoruz şu tarihte. Bunu Google Trend'den çekip ufak bir veri analizi yapıyoruz ve şurada bir peak yapıldığını görüyoruz. Bu 15 Şubat'ta 29 Mart arasındaki tarihlerde yapılan Google Trend sorguları. Şimdi mesela burada acaba bu tarihte ne olmuştu?
Bu tarih, yani şu pik yaptığı tarih 11 Mart oluyor. 11 Mart Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklandığı gün. O gün, yani aslında toplumun nabzını tutuyoruz bu Google Trend'e bakarak. O gün sorgular katlanarak artmış koronavirüsle ilgili. Nispeten daha önce koronavirüs sorgusu yok. Kimse koronavirüsle ilgili herhangi bir bilgi aramıyor, sorgulamıyor gibi bir şey. Ama 11 Mart'ta bir pik yapıyor. Çünkü o gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk açıklamayı yapıyor. Türkiye'de koronavirüs tespit edildi diyor. Şimdi bu herhangi bir şu an bu gördüğünüz veri koronavirüste sorgu verilir. Bu herhangi bir veri olabilirdi. Hakikaten bir insanın nabız verisi bile olabilirdi. Halbuki bu toplumun nabzının verisi. Toplumun sorgu verisi. Onun toplumun nabız verisi. Bu şekilde burada nabız da ya da bir veri de bir değişiklik olduğu durumu, yani beklenenin dışında bir hareketlilik olduğunu anlamak için veri elinizde varsa uygulayabileceğiniz makine öğrenmesi algoritmaları var. Bunlara girmeyeceğim ama bunların mesela ben burada çok basitçe artık bunlar Python programlama dili bildiğiniz gibi. Onun içerisinde kütüphaneler var. Bu kütüphanelerden bir tanesi scikit-learn. Orada makine öğrenmesiyle ilgili algoritmalar var. Direkt hazır. Yani şu gördüğünüz kod direkt buluyor. Burada nerede beklenenin dışında bir aktivite var. Onlar gördüğünüz gibi şu kırmızı noktalar aslında beklenenin dışında olduğu noktalar. Bunlar en büyüğü tabii ki bu 11 Mart'a denk gelen tarih. Bu tarihler, yani siz burada anımı söylemek istediğim şey, herhangi bir veride beklenenin dışında bir aktivite olduğunu ölçebilirsiniz. Bu veriyi de Python'da, şurada gördüğünüz kodlar gerçekten çalıştıran kodlar, bu tespit eden kodlar. Anomaliyi tahmin edebilirsiniz. Anomali nedir? Anomali beklenenin dışında bir aktivitedir. Bir anti-pattern'dır. Yani normal beklenen örüntünün dışında bir örüntüdür. Gayri örüntü, gayri düzen gibi bir şey diye düşünebiliriz. Bunu işte Google Trend verisinde bu şekilde tespit edebiliyoruz ve gayet basit Python koduyla biz bu işleri yapabiliyoruz. Şimdi bu Google Trend verisiyle benzer bir veri tabii ki sosyal medyadan elde edebiliriz. Bu arada Summerify şirketinin yaptığı 1 milyon tane tweet, yani bunlar az önce anlatıldığı gibi büyük sayılabilecek bir veri. 1 milyon tweette gene Şubat ve Mart ayında atılan tweetlerde korona, corona, virüs, covid gibi anahtar kelimelerin geçtiği tweetlerin tarihleri ve sayısını görüyoruz. Burada da gene bu sefer az önce Google Trend üzerinden toplumun nabzını tutuyorduk. Şimdi ise Twitter, sosyal medya üzerinden toplumun nabzını tutuyoruz. Şöyle çok pardon. Evet. Umarım görünüyordur, her şey yolundadır. Evet, burada aynı zamanda ekstra bazı şeyler görüyoruz. Ekstra nedir bunlar? Bu daha önceki verilerde, bakın şurada bir artış var. Neden burada bir artış olmuş? Yani bu tarihte bir şey olmuş ve koronavirüsle atılan tweetlerin sayısında bir artış olmuş. Neden? Diye gazetelere baktığımız zaman anlıyoruz ki o tarihte 23 Şubat'ta Türkiye İran'la sınır kapılarını kapatmış koronavirüs nedeniyle. O sıralarda Türkiye'de koronavirüs vakası yok. Şurada mesela burada tekrar bir artış eğilimi var. Normalden daha fazla bir artış eğilimi var. Neden? Burada da Bulgaristan'da ilk defa bir korona açıklanmış. Korona ilk vakası açıklanmış. Birkaç gün sonra, iki gün sonra da 11 Mart'a denk geliyoruz ve Türkiye'de ilk koronavirüs açıklanmış. Gördüğünüz gibi gazetelerde belli haberler çıkıyor ve toplum bir anda reaksiyon gösteriyor. Korona ile ilgili farkındalıkları, attığı tweetlerin sayısı artıyor. Ve aslında burada birazcık daha analiz yaparsanız, mesela aslında toplumun bu dikkat süresini de ölçebiliyoruz. Yani şurada Türkiye ile İran sınırı kapatıyor korona yüzünden ve toplum buna reaksiyon gösteriyor ama sonra 4 gün sonra azalıyor. Aynı şeyi görebiliyoruz. Yani toplumun koronaya olan farkındalığı ya da reaksiyon gösterme, dikkat gösterme süresi aslında 4 gün gibi bir şey de buradan ölçebiliyoruz. Bunlar yani hastalığın sosyal medya ile birlikte incelenmesi olarak düşünebilirsiniz. Ama az önce anlattığım gibi, şurada anlattığım gibi burada bu veri gerçek bir EKG verisi olabilir ya da işte sensör verisi olabilir. Kişinin kalp atış ritimle ilgili veriler olabilir, sağlık verileri olur ve burada bir normalin dışında bir aktivite, bir makine öğrenmesi algoritmalarıyla, bunlardan bir tanesi şu an gördüğünüz Isolation Forest,
onunla bulabilirsiniz. Evet, beklenen dışın ölçüm değerlerini biz bu nabız vücut sıcaklığı ile hastalık tahmini için kullanabiliriz. Bunlar önceden tespit edilebilir, bu algoritmalar kullanılabilir. Bu veri odaklı yaklaşımdı. Şimdi çok basit, başka bir, benim için neredeyse bana oyuncak gibi gelen hastalık yayılım modelinden bahsedeceğim. Burada bu kodu anlamanız gerekmiyor. Bu bir çok basit bir kod. Eğer programlama biliyor olsaydınız hemen gördüğünüz şeyi hemen anlardınız Python programlama. Ama bilmiyorsanız da oldukça basit olduğunu size söyleyeyim. Burada bir insanın bir insanın özelliklerini bilgisayara aktarıyoruz. İşte bir kendisine ait bir TC kimlik numarası var. Hasta olup olmadığı ile ilgili bilgi var. Diğer insanlarla da tokalaşıyor. Yani etkileşime giriyor. Çok basit bir şekilde bir insanın kodu bu. Yani bir çok basitleştirilmiş bir kodu. Bu da bir dünya içerisinde burada insanlar var ve bu insanlar rastgele birbirleri etkileşiyor bu şekilde. Bu koda hiç girmeyelim ama eğer sadece bir kişi hastaysa acaba hastalık yayılımı nasıl olur? Bunun simülasyonu bu zamana göre tek bir hasta varken tüm toplumun ne kadar sürede nasıl yayıldığını bir S curve eğrisi çiziyor burada. İlk başta çok az ama ondan sonra tüm topluma yayılıyor. Bu herkes herkesle etkileşirse gerçekleşen bir simülasyon. Biz bu simülasyonları hastalığın ne zaman ne kadar sürede yayılacağı ile ilgili eğer varsayımlarınız varsa bunları tamamen bilgisayara aktarabiliriz ve de bu şekilde simülasyonlar yapabiliriz. Bunların sonucunda da hastalığın yayılım hızı ile ilgili tahminlerde bulunabiliriz ve de mesela çeşitli hipotezlerimizi deneyebiliriz. Deriz ki işte eğer sosyal mesafe kurallarına uyarlarsa ne olur? İşte şu, yeni bir kural eklersek ne olur? Evden çıkmazlarsa ne olur? Gibi kurallar eklediğimiz zaman hastalık yayılımı gerçekten azalıyor mu? Bunu bilgisayarda görebiliriz. Bir hipotezin, bir varsayımın doğru olup olmadığı öncelikle simüle ederek anlayabiliriz. Daha sonra da eğer ikna olursak da bunu bir politikaya dönüştürebilir aslında. Ülke. Dolayısıyla da bu simülasyon da hastalık yayılım modelleri simülasyonu çok çok önemli. Az önceki şeyde herkes herkesle etkileşebiliyordu ama gerçek hayatta herkes herkesle etkileşemez. Yani bir fiziksel ve sosyal çevrenizle etkileşirsiniz. Bir sosyal ağ içerisinde etkileşimler bulunursunuz. Dolayısıyla da bunun da bu karmaşık ağ analizi dediğimiz şey karmaşık sistemler altında Bu tür simülasyonlar bir kolu, karmaşık ağ analizi diğer bir kolu. Bunu da aslında modellere koymamız gerekiyor. Ben bu çalışmada çok basitçe tıpta karmaşık sistemler bilimi çalıştığı ile ilgili bu çalışmada iki problem üzerinde durmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi veri odaklı hastalık anomali tespiti üzerineydi. Onu işte Twitter'dan ya da Google Trend'den verilerin incelenmesiyle size göstermeye çalıştım. İkincisi simülasyon temelli hastalık yayılım modeliydi. Bu da bilgisayarda çok basitçe hastalıkla ilgili bu iyi olmamış. Evet, hastalıkla ilgili verileri göstermeye çalıştım. Hastalığın nasıl yayıldığı ile ilgili verileri göstermeye çalıştım. Bu disiplinler arası yaklaşım günümüzde hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Bu çalıştay da o açıdan çok çok önemli. Bu karşı karşıya kaldığımız büyük problemlerin çözümü için farklı disiplinler araştırmacı birlikte çalışması gerekiyor. Ben özellikle kendim daha fazla vaktim olsaydı yapay bağışıklık sistemi üzerine durmayı çok istiyordum. Yapay bağışıklık sistemi aslında gerçek bağışıklık sisteminden etkilenerek bir anomali tespiti için kullanılabilir. Bu anomali tespiti de sadece hastalıkla ilgili değil, bir sistemlerin monitör izlenmesi, örneğin güvenlik kameralarıyla evinizde güvenlik kamerayla normalden daha farklı bir etkileşim olmadığını, bir hırsızın girip girmediğini, sizin işte kalp atışınız, ritminizde bir bozulma olup olmadığını anlamak için yani bu anomali tespiti sağlıktan güvenliğe kadar çok farklı alanda kullanılabilir. Ve burada da bence üzerinde durmamız gereken şey, bu çalıştayın kapsamında belki de bu bağışıklık sistemi, gerçek insanların bağışıklık sistemi nasıl çalışıyor ve bunu bilgisayarcılar ya da bilişimcilerle birlikte nasıl bir algoritmaya dökebiliriz? Bunun üzerine yani zamanım ve vaktim olsaydı bunun üzerine durmayı kişisel olarak çok isterdim. Bu arada yapay bağışıklık sistemi algoritmaları var.
şu an ama daha da gelişmeye mümkün, daha da geliştirilmesi mümkün. Güzel bir çalışma alanı olurdu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Zannedersem ekran görünmemiş bir noktadan sonra. Umarım söylediklerim, anlatımlarım yeterli olmuştur. Ben sunumu burada bitireceğim. Teşekkür ediyorum. Sayın Uzay Çetin. Size bir müjde de vereyim. Bu tür etkinliklerimiz çeşitli boyut ve formatta devam edecek. Dolayısıyla burada paylaşamadığınız bilgi ve görüşlerinizi memnuniyetle oralarda paylaşmanızı rica edebiliriz. Peki sunumumuz tıbbi sistemlerin modellenmesi başlığını taşımakta. Sayın Doktor Zerrin Ayvaz Reis ve Sayın Profesör Doktor Nilgün Bozboğa'nın ortak bir çalışması. Buyurun Zerrin Hocam. Açık mı? Sevinç Hocam, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, ben Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Çalışmamızın başlığı tıbbi sistemlerin modellenmesidir. Bu çalışmayı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bölümleri Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nilgün Bozboğa ile birlikte gerçekleştirdik. Sağlıkta dijitalleşme süreci tek yönlü olmayıp yeni teknolojilerle, otomasyonla daha verimli kılınabilmekte ve sağlık hizmetlerindeki dijital teknoloji deneyimi iyileştirilebilmektedir. Tıp bilişiminde sağlık kuruluşları ve genel sağlık sistemi içinde sistem modellemesi kullanılarak sağlık alanında sonuçları ağır olabilecek risklere ve etik sorunlara meydan vermeden hasta güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmamızda dünyada ve ülkemizde sağlık bilişimi alanında mevcut sistemler ve uygulamalar genel bakış açısıyla incelenmiş ve bir örnek vaka çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma bilişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmesi planlanan sağlık profil sistemi otomasyonunun bileşenleri ve bunlardan birinin detaylı irdelendiği bir vakanın modellemesi amacını taşımaktadır. Ajandamızda 6 başlık belirlenmiştir. Sistem modelleme kavramları, sağlıkta sistem modelleme uygulamaları, sistem modelleme teknikleri, vaka çalışmamız, sonuç ve kaynaklar başlıkları yer almaktadır. Sistem modellemenin tanımını yapmak için öncelikle sistem kavramına ve etimolojisine bakmak gerekir. Sistem kavramının farklı tanımları olmakla birlikte ataman sistemi genel olarak düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden, değişik bölümlerden oluşan, genel bir plana göre kurulan ve belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütün olarak tanımlamaktadır. Etimolojisine baktığımızda birleşme, oluşma, bir araya gelme anlamını taşıyan Latince sistema kelimesinden türediğini görüyoruz. Bilgisayar bilimleri disiplininde ise sistem, problemin çözümünü gerçekleştirmek için kullanılan donanım, bu donanımın çalışmasını ve
problemin bilgisayarlar kullanılarak çözülmesini sağlayan yazılımlar ile bu donanım ve yazılımları kullanan insanlardan oluşan bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Burada söz konusu edilen bilişim teknolojisiyle çözümü istenen yazılım sistemlerinin modellenmesidir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü kavramı bir döngü yaklaşımıdır. Sistem modellemesi mevcut problemin çözümü için gerekli analizlerin yapılmasından sonra çözüm tasarımının simgesel olarak gösterimidir. Simgelerle gösterim sayesinde çözüm süreçleri ortak bir görsel yapıya kavuşmuş olur. Böylece çözüm sürecinin kontrolü de modelleme sayesinde kolaylaşır. Sağlıkta sistem modelleme konusunda dünyada yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman, sağlık kayıtlarının dijitalleşmesi ve giyilebilir teknolojiler sayesinde kişilerin sağlık verilerinin anlık olarak izlenebildiği görülmektedir. Bilgisayar destekli anatomik modellemeyi günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan ve tıpta büyük bir destek sağlayan tıp bilişiminin alt alanı olarak görmekteyiz. Biyobankalar, insan genomu ile ilgili biyolojik veri setlerinin depolanmasına, postgenomik analizine, bioinformatik yönetimi ve küresel işbirliği ile ağ yapılanmasına olanak tanımaktadır. Biyobankalar, biyomedikal araştırmalar için yeterli sayıda örneğin elde edilmesine, yeniden örnek alınmaksızın aynı örnekle çeşitli testlerin uygulanabilirliğine ve yıllar boyunca gerektiğinde analizlerin tekrar yapılmasına olanak sağlar. Sağlık alanında kullanılan klinik karar destek sistemleri de özellikle karar verici pozisyonda bulunan sağlık personeline güncel bilgiyi sunarak en uygun kararı vermesi için yardımcı olmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan e-sağlık çalışmaları kapsamında 2004 yılında Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı yayınlandığı görülmektedir. Bu planın amacı hastanelerdeki ilaç ve malzeme israfını önleyerek hasta bakımında kaliteyi, hastalara kişiselleştirilmiş sağlık hizmetini sunarak ve kronik hastalıklarda bilişim teknolojilerinden yararlanarak sağlık kayıtlarını elektronik, teletıp ve ses mobil uygulamalar kullanarak tutmak amacıyla sağlıkta dönüşüm ve e-sağlık projesi başlatıldığını görüyoruz. Ayrıca e-sağlık projeleri, mobil uygulamaların kullanıldığı e-sağlık projeleri ve karar destek sistemleri, kronik hastalıkların yönetiminde tanı, tedavi ve izlem amacıyla ülke çapında yürütülen bilişim teknolojileri uygulamaları olarak görülmektedir. Bilişim temelli sunulan bu hizmetler, halk sağlığı, diş hekimliği bilişimi, klinik bilişim, hastalıkların moleküler boyutunun incelenip analiz edildiği, biyolojik bilgiler ile enformasyonun yönetildiği hizmetler olan bioinformatik ve klinik veri formları için Health Level 7 ve metin depolama için Digital Imaging and Communication in Medicine, metin ve şekillerin aktarımını sağlamak için de Picture Archiving Communication Systems kullanılan tıbbi görüntüleme gibi alt gruplara ayrılmaktadır. Sistem modelleme teknikleri için de birinci teknik olarak çağlayan modelini ele aldık. Çağlayan modeli Bennington tarafından 1983'te literatüre ilk model olarak kazandırılan yapısı basit, uygulaması kolay bir modelleme tekniğidir. Verinin nesne olarak kullanıldığı sürece kadar hemen hemen tüm yazılım projelerinde çağlayan modeli kullanılmıştır. Fıskiye modelinde Henderson, Sellers ve Edwards tarafından çağlayan modelinden esinlenerek geliştirilmiş olan bir model olduğunu görüyoruz. Çağlayan modelinden farkı döngülerinin olmasıdır. Döngüler her bir aşamada olabilmektedir. Tasarım aşaması bittikten sonra gelen kodlama aşamasında hata olduğu fark edilirse tekrar tasarım aşamasına dönülmesi, tasarımdan analiz aşamasına geri dönülmesi ve bilişim sistemi uygulamaya alındıktan sonra da tekrar test aşamasına geri dönülmesi gibi döngülere sahiptir. V şeklinde modelin işlem adımları V şeklini oluşturduğu için bu isimle bilinmektedir. Temelde çağlayan modeline benzer işlem aşamaları olmasına rağmen
Tasarım aşaması genel ve detaylı seviyede gerçekleştirilir. V şeklinde aşağı doğru akışta proje yönetimi söz konusudur. Yukarı doğru çıkıldıkça da testler yapılmaya başlanır. Bu modelde geliştirilen yazılımın bakımı da yer almaktadır. Önceki modellerde bakım süreci modelin içinde yer almıyordu. Dördüncü modelimiz artırımlı model. Burada planlama aşamasıyla başlayıp sonraki aşamaların döngüsel yapıda olduğu, her döngüde uygulamaya varsa yeni ilavelerin yapılabildiği, iterasyon şeklinde devam eden bir model olduğunu görüyoruz. Kodlama aşamasından sonra ya sistem gerçekleme denilen aşamada kullanılmaya başlanır ya da testler devam eder. Bu sırada planlamada değişiklikler olabilir. Zaman içinde beklentileri değişen yazılım projelerinde artırımlı modeli kullanmak uygundur. Sonuncu sistem modelleme tekniği olarak da spiral modeli ele alıyoruz. Diğer modellerden farklı olarak yazılım geliştirme süreci içten dışa doğru giden bir spiral üstünde prototipler oluşturan aşamalardan tekrar tekrar geçilmesi ve her geçişte projenin ilerleme göstermesidir. Proje spiralinin kaç döngü yapacağı, dolayısıyla kaç prototip oluşturacağı planlamaya bağlıdır. Spiral 4 bölgeye bölünür. Her bölüm yazılım geliştirmenin bir aşamasıdır. Bunlar 1. Hedeflerin belirlenmesi, 2. Risklerin belirlenmesi ve çözümü, 3. Geliştirme ve testler, 4. Sonraki dönüşün planlanması aşamalarıdır. Böylece bir döngü içerisinde sürekli dönülür. Ele aldığımız vaka çalışması sağlık profil sisteminin alt bileşenlerini gösteriyor burada. Görüldüğü gibi hasta takip müdahale sistemi, sağlık koruma geliştirme sistemi, erken tanılama sistemi, hızlı tedavi sistemi, tedavi sonrası izlem sistemi, sağlık profil sisteminin kalıtla oluşturulmuş bileşenleri olarak yer almaktadır. Bu sistemde hasta veya vatandaş sistemde kendi bilgilerini görebilmekte. Görevli olan doktor veya memurlar hasta bilgilerinin sisteme girilmesi sürecinde rol oynamakta. Bir de yetkililer var. İşlem yapmaya yetkili olan kişiler. Bu kişiler hasta veya vatandaşın bilgilerini görüntülemek üzere sistemde yer alıyor. Tabii ki sağlık profil sistemi, karar destek sistemleri ve teletıp vasıtasıyla gerçekleştirilen bir sistemdir. Bizim modellediğimiz, detaylı olarak modellediğimiz vaka çalışması hasta takip müdahale sistemidir. Modelleme esnasında otomasyon sistemine dahil edilmesi gereken akıllı bilişim teknolojisi araçları olarak giyilebilir teknolojik cihazlar, sisteme özel bir karar destek sistemi ve teletip uygulaması kullanılması düşünülmüştür. Bu bir kurgudur tabii ki. Otomasyon sisteminin analiz ve tasarım aşamalarında nesneye yönelik yazılım geliştirmede kullanılan UML metodolojisinden yararlanılmıştır. Otomasyon sistemini modellemek için de Violet 2.1.0 case aracı kullanılmıştır. Sistemin genel ve detay modellemesi use case diyagramlarıyla gerçekleştirilmiş ve çalışmada sunulmuştur. Sistemi kurgusunda yaptığımız kurguyu size bir açıklamak istiyorum. Kronik hastalığı olan hastaların kontrolü veya acil bir durumda yaşadıkları tedavinin kesintisiz de olarak devam etmesi hayati önem taşımaktadır. Bu tür hastalar bazen tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere gidebilirler veya özel doktora gidebilirler. Yahut da bazen bulundukları yerden farklı bir şehirde yaşamaya başlarlar ya da tatile gidebilirler. Bu hastaların tedavisinin kesintisiz devam etmesi önem taşımaktadır. O yüzden sağlık koruma geliştirme sistemi ile kişilerin genel sağlık profilleri, genel sağlık kontrolleri, aşı takvimleri, yıl içinde görüntüleme kaynaklı aldıkları toplam radyasyon miktarları, sağlık okuryazarlığı düzeyleri gibi sağlıklarını koruyan ve sağlıklarını geliştiren yaklaşımlarda değerlendirmek önemlidir.
Hastalarda giyilebilir teknolojiler kullanılması, doktorun hasta takibini ve gerektiğinde uygun müdahale önerilerinde bulunmasını kolaylaştırır. Bu tarz bir otomasyon sistemini hasta takip ve müdahale sistemi olarak isimlendirebiliriz. Bu sistemin use case ile yapılmış müdahalesini size şekilde açıklamak isterim. Kısaca HTMS olarak belirlediğimiz bu sistemin alt bileşenleri var. Kalıt yoluyla geçen 3 alt bileşeni var. Bir tanesi eş zamanlı veri aktarım sistemi, diğeri hastane belirleme sistemi, diğeri de ambulans sistemidir. Burada söz konusu olan hasta doktora gittiği zaman epikrize dair bilgileri HTMS'ye aktarılır. Yani hastanın epikrizindeki bilgiler HTMS ile sürekli senkron olarak bir veri alışverişi içindedir. Hastanın üzerinde daha önce de bahsettiğimiz gibi giyilebilir teknolojiler var ve HTMS bütün işlemleri, karar destek sistemleri ve telif yardımıyla gerçekleştiriyor. Hastane belirleme sisteminde hastanın ihtiyacı olan teçhizat ve sağlık elemanı mevcudu olan hastaneler, bu hastanede hastaya nasıl müdahale edileceğine dair bilgiye sahip olan sağlık personeli, hasta evden veya bulunduğu yerden hastaneye gidene kadar ona destek verecek olan ambulans sistemi, bu sistemin içindeki teçhizat ve içindeki sağlık görevlisinin, sağlık personelinin taşıması gereken niteliklerin hepsi yer almaktadır. Detayı kitapta okuyacağınız, göreceğiniz bir çalışmadır. Zamanı iyi kullanmak anlamında sonucu toparlamak istiyorum. Sağlık hizmetlerinin kritik özelliğinin göz önüne alındığında sağlık alanının giderek artan ölçüde genişlemesi ve tüm paydaşlar için sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak, kurumsal varlık ve değerleri korumak, iyileştirmek ve sürdürmek için sistemlerin modellenerek yürütülmesine ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hasta güvenliğiyle ve sağlık hizmeti veren kuruluşların yürütülmesinde, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hasta güvenliğiyle ve sağlık hizmeti veren kuruluşların örgütlenmesinden kaynaklanan kurumsal yapının gerekleri olan tıbbi ve etik kurallara, tanı ve tedavi protokollerine uyulmasında, risklerin önlenmesinde sistem modellemesinin önemi aşikardır diyerek sunuyu bitiriyorum. Kaynaklarımız burada yer almakta ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Serin hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki sunumuz tıpta göz hareketleri takip teknolojisi. Doçent Doktor Nergis Erçil Çağıltay tarafından yapılacak bu sunum. Nergis hocamız hazır zannediyorum. Buyurun hocam. Hocam mikrofonunuzu da açabilirseniz. Hocam uygulama üzerinden sesinizi açarsanız. Tamam. Oldu herhalde. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Ben biraz farklı bir açıdan olaya bakmak istiyorum. Tıpta göz hareketleri takip teknolojisinin tıpta kullanımı konusuna bakmak istiyorum. Hocam bir de tam ekran yapmanızı rica etsek. Tamam, sunum gözüküyor herhalde. Sunumu, evet. Tam ekran yaparsınız. Çok. Evet, teşekkür ederim. Aslında göz hareketleri takip teknolojisi üzerinde uzun yıllardan beri çalışma yapılan bir konu. Bildiğimiz gibi gözler insan beynine en yakın organlardan birisi.
Gözlerimiz aracılığıyla biz dışarıdan aldığımız görüntüleri beynimize iletmekteyiz. Peki bu iletişim acaba tek yönlü mü yoksa çift taraflı bir iletişim söz konusu mu? Bu konuda 1700'lü yıllardan itibaren çeşitli çalışmaların yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmalar genel olarak burada da görüldüğü gibi gözün temel göz bebeği hareketlerinin nicel olarak tanımlanması yönünde çok değişik teknolojiler üzerinde çalışılmış durumda. Günümüze gelindiğinde göz hareketleri takip teknolojileri sayesinde biz insan gözünün, göz bebeğinin belli bir noktada odaklandığını ve o baktığı noktanın koordinatları bilgisini elde edebilmekteyiz. Bu teknolojileri hızlıca özetlemek gerekirse günümüzdeki göz hareketleri takip teknolojileri model olarak monitörle birlikte geliştirilmiş olan bir model ile sunulmakta. Bu modeller genellikle laboratuvar ortamlarında kullanılmakta. Dolayısıyla taşınabilir bir özelliği söz konusu değil. Bu kısıtından dolayı daha taşınabilir, burada görüldüğü gibi modeller de geliştirilmiş durumda. Bu göz hareketleri takip cihazları herhangi bir bilgisayara monte edilerek farklı ortamlarda kullanılabilmekte, taşınabilir özelliği bir takım kolaylıklar sağlanmakta. Diğer bir özellik ise gözlük cihazı. Böyle gözlük cihazı sayesinde daha hareketli ortamlarda da göz hareketlerinin takibi mümkün olmakta. Bir de günümüzde sanal ortamlardaki göz hareketlerinin takip edilmesi amacıyla sanal gözlükleri monte edilmiş modeller de söz konusu. Peki biz bu cihazlar ile ne tür bilgiler elde etmekteyiz? Bu cihazlar göz bebeği ile ilgili bize göz bebeği büyüklüğü ve o anda ekranda bakmış olduğumuz nokta ile ilgili de koordinat bilgisini vermekte. Biz bu iki bilgiyi çeşitli algoritmalar ile analiz ederek kişinin zıplama, göz hareketlerindeki zıplama hareketini, yoğunlaşma hareketini, belli bir noktaya ne kadar odaklandığı hareketini ve hareketli bir görüntü ise eğer takip edilen, o takibin süresini ve sayısını, bunların hepsinin zıplama süre ve sayı, yoğunlaşma süre ve sayı, takip süre ve sayı olarak nicel veriye dönüştürebilmiş durumdayız. Ve bu verileri de burada görüldüğü gibi bakış haritalarına dönüştürerek analiz edebilmekteyiz. Örneğin burada kişi önce birinci noktaya odaklanmış ve uzun bir süre burada odaklanmış. Sonra ikinci noktaya geçmiş ancak buradaki odak miktarı o kadar yüksek olmadığını görmekteyiz. Peki biz bu teknolojiyi tıpta nasıl kullanabiliriz? Literatüre baktığımızda tıpta çok değişik kullanım şekillerinin olduğunu görmekteyiz. Ben bunları üç ana temada topladım. İlk olarak tıp eğitimi alanında bu teknolojiden yararlanabiliriz. Örneğin ameliyathanede doktorların kullandıkları mikroskop ve benzeri cihazlara bu aletler monte edilerek doktorların göz hareketleri takip edilebilmekte. Böylece belli durumlarda farklı beceri seviyelerindeki kişilerin davranışları hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmekte. Diğer bir çalışmada ameliyat videoları ile eğitim alan kişilerin ameliyat videolarını seyrederkenki göz hareketleri takip edilerek onların bu davranışları konusunda çeşitli bilgiler elde etme yönünde çalışmalar söz konusu. Yine radyologların göz hareketleri incelenerek onların bir radyoloji görüntüsünü incelerken ki davranışları konusunda bilgi edinmek mümkün. Diğer bir kullanım alanı ise sanal gerçeklik ortamlarında verilen tıbbi eğitimlerde göz hareketleri takip teknolojisinin kullanılması. Ben temel olarak bu alanda çalıştığım için buradaki örnekleri biraz detaylandırmak istiyorum. Örneğin bizim Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahisi bölümü ile birlikte geliştirdiğimiz hipofiz beyin cerrahisi simülasyonu eğitim ortamında da benzer bir teknolojiyi sisteme entegre ettik. Böylece
kişilerin Hacettepe'deki eğitim almakta olan 27 asistan çalışmamıza destek verdi. Ve onların farklı beceri seviyelerindeki kişilerin farklı durumlarda göz hareketlerindeki davranışlarında farklılıklar gözlemledik. Özellikle yaptıkları görevler zorlaştıkça göz hareketlerindeki davranışlarda değişiklikler söz konusu olduğunu tespit ettik. Yine diğer bir çalışmamızda aynı sistem üzerinde kişilerin gözlerinin ekran simülasyon ortamında göz ile baktıkları noktanın koordinasyonu ile o anda elleriyle yaptıkları görevdeki koordinasyonu eşleştirerek bir el göz koordinasyonu becerisi ölçmesi konusunda bir metot geliştirdik. Bir diğer çalışmamızda yine göz hareketlerini takip ettiğimiz bu kişilerin acemi mi yoksa orta seviyede mi olduklarını %91.3 oranında tespit edebildik. Dolayısıyla tıpta özellikle cerrahi alanda tamamen gözleme dayalı olarak yapılan bu ölçme değerlendirmelere daha nicel bir takım yöntemler ile destek sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz göz hareketleri takip teknolojisi ile. Yine literatürde bu tarz çalışmalara bakıldığında yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi kişilerin yani acemi, orta seviye ve benzeri ya da bu uzman kişilerden öğrenilen bir takım bilgiler ile yeni öğrenmekte olan kişilerin yönlendirilmesini sağlayan eğitim destek sistemlerinin geliştirilmesi, mesleğe yeni başlamış kişilerin performansının iyileştirilmesi amacıyla sistemlerin geliştirilmesinin mümkün olabildiğini görüyoruz literatürdeki çalışmalarda. Bütün bunların cerrahlar, hemşireler, anestezistler ve radyologlar için çok çeşitli örneklerini görmek mümkün. Diğer bir konu ise teşhis sürecinin desteklenmesi göz hareketleri takip teknolojisi ile. Literatürde hafif bilişsel bozukluklar, bipolar bozukluklar, psikoz ve benzeri birçok hastalık için göz hareketleri takip teknolojisi kullanılarak teşhis süreçlerinin desteklenebildiğini görmekteyiz. Buna verilebilecek örneklerden bir tanesi de burada geliştirilmiş olan oyun klavye ya da mouse'la değil kişilerin gözlerini kullanarak kontrol edebilecekleri bir oyun. Bu oyun sayesinde göz tembelliği olan kişilerin göz tembelliği problemi tedavisi sürecinin desteklenebildiğini bu teknolojiyle gösterilmiş durumda. Aynı şekilde bir sanal klavye ile elleriyle klavyeyi kullanamayan, bilgisayarı kontrol edemeyen kişilerin bilgisayarı gözleri ile kontrol etmelerinin mümkün olduğunu görmekteyiz. Ya da tekerlekli sandalyesini kontrol edemeyen kişilerin yine gözleriyle buraya monte edilen özel bir aparat sayesinde kontrol edebildiğini görmekteyiz. Tedavi süreçlerine destek sistemleri olarak. Son olarak tıpta geliştirilen özel doktorlarımız ve sağlık personelleri için geliştirilen sistemlerin arayüzlerinin iyileştirilmesi amacıyla da biz bu teknolojiden yararlanabildiğimizi görmekteyiz. Dolayısıyla göz hareketleri teknolojisinin tıp bilişimine önemli destekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sunum için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet. Bir sonraki ve bu oturumun son sunumuna gelmiş bulunmaktayız. Sağlıkta nesnelerin interneti konulu çalışmayı Profesör Doktor Nilgün Bozboğa, Murat Tekbaş ve Profesör Doktor Sevinç Gülseçen birlikte gerçekleştirdi. Sunumu değerli hocamız Profesör Doktor Nilgün Bozboğa yapacaktır.
bahsettiğimiz sağlıkta dijital dönüşüm ve tıp bilişiminin en önemli alanlarından biri de nesnelerin interneti. Nesnelerin internetinin sağlığa uyarlanması ile ise yeni bir alan oluşturuyor. Sağlıkta nesnelerin interneti, nesnelerin ürün kimlikleriyle tanıtımını sağlayan otomatik tanımlama sistemleri ve bu haberleşmeyi sağlayan iletişim ağları, büyük boyutta verinin uzak sunuculara gönderilerek analiz edilmesini sağlayan bulut bilişim sistem katmanları sağlıklı nesnelerin interneti teknosistemini oluşturmaktadır. Sağlık alanında ürün kimliklerinin tanımlaması için otomatik tanımlama sistemleri, bu haberleşmeyi sağlayan iletişim ağları, büyük boyutta verinin uzak sunuculara gönderilerek analiz edilmesini sağlayan bulut bilişim sistemleri mevcuttur. Sonuçta sağlıkta nesnelerin internetini Venn şemasıyla göstermek gerekirse, sağlık sektörünün nesnelerin internetiyle kesişiminden oluşmuş alandır. 1960'lı yıllarda Amerika'da Savunma Bakanlığı bünyesinde az sayıda cihazın haberleşmesine olanak veren bir bilgisayar ağı, internet temelli bir ağ, nükleer bir savaş tehdidi sırasında geleneksel haberleşme yöntemlerinin kesilmesini durumunda alternatif bir bilgi platformu olarak geliştirilmiş ve sonrasında bütün sektörlere yansımış bir teknolojidir. Endüstri 4.0 uygulamalarının en fazla karşılık bulduğu alanlardan çağdaş tıp uygulamalarının köklü değişimlerinden biridir. Makineden makineye iletişim artık nesnelerin birbiriyle iletişimine dönüşmüştür. İnternet ortamında nesneler birbiriyle iletişim kurmakta ve bu iletişim ağı bulut bilişim ortamında yapılmaktadır. Nesnelerin interneti mimarisinde nesneler üzerinde çevreden veri toplayan algılayıcı cihazlar bulunmakta. Haberleşme protokolleriyle bu haberleşme sağlanmakta. Veri işleme merkezine algılayıcılar tarafından gönderilen veriler uzak sunuculara toplanmakta ve işlenen verileri tekrar nesnelere ileten sistemlerle veri işleme merkezinde oluşmuş kararlar verilere tekrar iletilmektedir. Ve bu dönüşümü sağlayan mimaride bulut bilişim önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık alanında dönüşümün temelinde yer alan iki önemli aşamadan biri kanıta dayalı tıp uygulamaları, diğeri de kişiselleştirilmiş tıptır. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarıyla sağlık alanında dönüşümün önemli bir aşaması sağlanmış. İnsan kaynaklı hataları önleme, insan sağlık hizmeti verecek insan kaynakları, sağlık personelinin yetersizliğine karşı dünya nüfusunda ve ülke ulusal boyutta nüfusun artması, nüfusun yaşlanması ve sağlık ekonomisi üzerindeki yükün artışı bu teknolojilerin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Sağlıkta nesnelerin interneti, sağlık alanında pek çok bölüme yansıtılabilir, kullanılabilir. Sağlıkta nesnelerin internetinin kullanıldığı en önemli alanlardan biri genel sağlık yönetimidir. Sağlık hizmetleri sunumunda kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlamakta, kitlesel önleyici ve tamamlayıcı sağlık hizmeti sunmaktadır. Yaşadığımız pandemi döneminde de oldukça önemli bir bize olanak sağlayan bir teknolojidir sağlıklı nesnelerin interneti. Klinik karar destek sistemleriyle desteklenerek büyük verinin kullanılarak tıpta yapay zeka uygulamalarını da desteklemektedir. Tıbbi nesnelerin interneti, sensörler aracılığıyla veri toplanması, akıllı cihazlardan ön işlemeden geçirilme sonucu, ağ geçitlerinden aktarımı, sunucu üzerinde analiz edilmesi ve sunucudan sunucuya iletilmesiyle sistem tamamlanmaktadır. Sağlıkta nesnelerin internetinde sağlık hizmetlerine uygulama alanları, insanların insanlarla iletişiminde, yani hastaların sağlık personeliyle, sağlık personelinin de birbiriyle hizmet sunumunda
konsültasyon ve bilgi paylaşımı işlemlerinde kullanılmaktadır. İnsanların kurumlarıyla iletişimde, insanların nesnelerle ve nesnelerin de nesnelerle kimlik tanımlama ve uzaktan algılama, otomatik veri toplama işlemlerinde sağlıkta nesnelerin interneti kullanılan alanlardır. Kullanılan teknolojiler sağlık alanında nesneler ürün kimliği taşımakta ve bu tanımlama sistemleriyle haberleşmeyi sağlayan iletişim ağları üzerinden büyük boyutta veri uzak sunuculara bulut bilişim katmanlarından gönderilmekte ve böylelikle tıbbi nesnelerin interneti teknosistemini oluşturmaktadır. Başta veri toplayan sistemler biyosensörlerdir. Ortamda bulunan biyolojik numunelere karşı seçici özellik gösteren numunelerin yapı ve yoğunluk bilgilerini ölçülebilir ve işlenebilir elektrik sinyallerine dönüştüren analitik sistemler, analitik cihazlara biyosensör adı verilmektedir. Bunlar pek çok kimyasal veriyi işleyip elektrik sinyaline dönüştürebilir. Elektrolitler, kan gazları, enzimler, nükleik asitler, genetik materyaller ve diğer yaşamsal biyolojik maddeler biyosensörler aracılığıyla izlenip analiz edildikten sonra fiziko-kimyasal bir dönüştürücüden elektrik sinyali halinde iletilebilecek hale gelmektedir. Vücut yüzey ağlarından bahsetmek gerekir. Bu iletim sistemini sağlayan vücut yüzey ağları kablolu ya da kablosuz olabilir. Vücut alan ağları olarak adlandırılır. Vücut alan ağları hastanın kişinin sağlık durumunun görüntülenmesi, yaşamsal önem taşıyan bilgilerin anında izlenip iletilmesi temeline dayanır. Hastanın ya da sağlıklı kişinin vücuduna yerleştirilen biyosensörlerden edinilen veriyi ağ üzerinden uzak bir sunucuya gönderen sistemlerdir. Uzaktan izleme sistemleri üç katmanlı bir mimariden oluşur. İlk katman vücut alan ağları katmanıdır. İkinci katman sensörler için sunucu işlevi gören vücut alan ağları sunucu katmanıdır. Üçüncü katman verilerin işlendiği medikal sunucu katmanıdır. Yani birinci katmanda biyosensörlerden elde edilen bilgi kişisel data asistanlarına bir bilgisayar ya da bir cep telefonu aracılığıyla erişim noktası üzerinden bulut bilişimle internet üzerinden gereken yerlere iletilmekte. Bu bir acil sistem uyarısı ya da hasta yakınları ya da hastanedeki sağlık personeline iletim şeklinde işlemektedir. Uzaktan izleme sistemleri birinci katmanda vücut üzerinde bulunan sensörlerden veri toplanır ve toplanan vücut üzerinde bulunan vücut alan ağları sunucu katmanından kişisel data asistanına ya da kişisel bilgisayara yüklenir. Sensörler ve vücut ağları sunucusu arasında kablosuz haberleşme için düşük güç tüketen Bluetooth, ultra wideband veya Zigbee gibi iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. Uzaktan izleme sistemleri üçüncü katmanı oluşturur. Bu medikal sunucuya gönderilen bilgiyi analiz eden sistemdir. Gerektiğinde doktora veya acil müdahale ekibine ya da bireyin belirlemiş olduğu yakınlarına bilgi aktarımı yapılır. Dolayısıyla hastanın üçüncü katmanda gönderilen verilerin analizi yapılarak gerekli müdahalenin yapıldığı aşamadır. Bulut bilişim nesnelerin interneti aracılığıyla akan sınırsız verinin dahil olduğu cihazların yüksek sunucu maliyeti oluşturması ve çok büyük alan kaplaması nedeniyle geliştirilmiş bir teknolojidir. Aynı zamanda yüksek volümlü verilerin, yüksek hacimli verilerin analiz edilmesi, analiz sonucunda karar
destek sistemleriyle oluşan kararların da geri gönderilerek gereken müdahalenin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bulut bilişim teknolojisinin en önemli geliştirme nedenleri sunucuların yenilenmesi gerektiğinde bulut bilişim sistemleri bir yenileme maliyeti taşımamaktadır. Kapasite artırımı kolaylıkla yapılabilmektedir ve bakım maliyetleri de minimum düzeyde olduğu için bulut bilişim teknolojisi son derece kullanım alanı görmüştür. Yine medikal nesneler, tıbbi nesnelerin internetinde kullanılan tekniklerden biri de radyo frekans tanımlama sistemleridir. Radyo frekans tanımlama RFID canlı ya da cansız varlıkların takibinde otomatik olarak kullanılabilir. En çok kullanılan alanlar cansız varlıkların, tıbbi malzemelerin sağlık kurumu içindeki hareketinin izlenmesi, canlı varlıklarda da özellikle hastalarda, yeni doğan bebeklerde, hastanın doğru alanda tedavi görmesini sağlamak üzere kullanılmasıdır. RFID teknolojisiyle hazırlanmış bilekliklerden sonra bebek kaçırma gibi olaylar ya da hasta karışması şeklinde yaşanabilecek katastrofik olaylar önlenebilmiştir. RFID okucularıyla düşük maliyetli, düşük enerji kullanan sistemlerle yasa dışı kullanımlar, izinsiz bina dışına çıkarılması gibi hukuki problemlerin de önüne geçilmesi sağlanmıştır. Sunucu veriden RFID okucusu alanlardan geçerken RFID etiketinin uyarılmasıyla alarm sistemine dönüşür ya da RFID üzerindeki bilgiler sisteme aktarılabilir. Sağlıkta nesnelerin interneti, sağlık yönetiminde düzenleyici ve önleyici politikaların oluşturulmasında, yatırım kararları ve yatırımların yönlendirilmesinde kullanılabilir. Sağlık hizmet kapasitesinin verimli kullanılması, maliyet ve etkinlik yönetimi, varlık ve tedarik zinciri yönetiminde, toplam kalite yönetiminde, dokümantasyon yönetiminde, sağlığı koruma ve geliştirme alanında toplum sağlığı yönetiminde, önleyici sağlık hizmetlerinin yönetiminde, kişisel sağlığı koruma, sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı, acil sağlık hizmetlerinin yönetiminde, erken tanılama alanında, klinik karar destek sistemlerinde, tedavi alanında ilaç tedavilerinin takibi, yapay zeka destekli robotik cerrahide, tedavi sonrası izlem alanında ve uzaktan önleyici, tamamlayıcı sağlık hizmetlerinde kullanılabilir. Sonuç olarak sağlık hizmetleri zaman ve kaynak yönetiminin en etkin kullanılması gereken alanların başında gelmektedir. Sağlıkta nesnelerin interneti, sağlık kurumlarında insanlar tarafından yönetilebilen çoğu iş sürecini birbiriyle haberleşebilen ve algılama yeteneği olan cihazlar sayesinde otomatik bir şekilde insan müdahalesine gerek kalmaksızın uyumlu cihazlar tarafından yürütülebilmesine olanak sağlamaktadır. Sağlıkta nesnelerin interneti, sağlık kurumlarında kullanımı, iş süreçlerinin hızlanması ve verimliliğin artışını sağlamaktadır. Aynı zamanda insan kaynaklı hataların da önüne geçebilmektedir. Dolayısıyla geleceğe yönelik olarak tıbbi nesnelerden akan büyük verinin, verilerle büyük verinin oluşturulması, analizi, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle sağlık alanında kullanılabilecek yapılandırılmış bilgiye erişmek kolaylaşmakta ve geleceğe dönük planların yapılmasında, yardımcı klinik karar desteklerinde, envanter takibinde, hızlı bir şekilde sistem kullanılmasının önemi büyüktür. Sonuç olarak sağlıkta nesnelerin interneti teknolojisi sağlık kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanmasını sağlayarak zaman ve kaynak yönetiminin etkili bir biçimde gerçekleştirmesine katkı sağlamaktadır. 60 yıl önceki Bayezid Meydanı'ndan bugünkü üniversite kurumuna 60 yıllık serüvenin kısaca bir özeti sundum. Teşekkür ederim.
Nilgün Hocam çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Böylece veri yönetimi sistem geliştirme oturumunu tamamlamış olduk. Diğer oturumlarla programımız devam edecek. Tıpta dijitalleşme 2 ve tıp bilişiminde etik, hukuksal boyut ve veri güvenliği isimli oturumlarımız var sırada.